Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere aşırı ama aşırı lezzetli bir yemek tarifi vereceğim. Vereceğim tarifi diyet yaparken de gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Tarife geçmeden önce daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Öncelikle yıkadığımız patatesleri tenceremize koyuyoruz ve üzerine geçecek kadar su koyup kaynamaya bırakıyoruz. Patateslerimiz pişerken biz kıymalı harcımızı hazırlıyoruz. Yaklaşık 400-500 gram kadar kıymayı, ardından dilediğimiz baharatları, tuzu, 3 yemek kaşığı kadar galeta ununu ve 2 yemek kaşığı kadarsa zeytinyağını ekleyip güzelce karıştırıyorum. Kıymalı harcımızı güzelce karıştırdıktan sonra küçük küçük doğradığımız maydanoz ve soğanları içerisine ekleyip tekrardan karıştırıyorum. Harcımızı güzelce karıştırdıktan sonra istediğimiz büyüklükte alıp şekiller veriyoruz. Haşladığımız patateslerin kabuklarını soyup borcamımızın içerisine koyuyoruz. Ben 5 tane küçük boy patates kullandım. Sizler dilerseniz kişi sayısına göre bu miktarı artırıp azaltabilirsiniz. Patatesleri bir çatal yardımıyla eziyoruz. Çok fazla ezmemeye dikkat edin. Patatesleri ezdikten sonra tuzumuzu, dilediğimiz baharatları ve 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekledikten sonra karıştırıyoruz. Patatesleri karıştırdıktan sonra hazırladığımız köfteleri üzerine diziyorum. Köftelerimi dizdikten sonra salçalı sosumu hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı kadar domates salçası, kekik ve 2 diş sarımsağı rendeledim. Salçalı sosun içerisine koyduktan sonra salçayı su ile açıyorum. Salçalı sosumu yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Son olaraksa üzerine dilimlediğim çeri domatesleri diziyorum. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede köftelerim ve domateslerim pişene kadar pişiriyorum.
öğle veya akşam yemeklerinizde 3 köfte kadarlık ve 2 yemek kaşığı kadar patates püresinden yiyebilirsiniz. Tabii bu miktar kişiden kişiye değişecektir. Tarifin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.